Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir reklam arkası Ekstra ile sizlerle birlikteyiz. Bugün finans dünyasının önemli liderlerinden Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın'la beraberiz. Biraz yenilikler neler oluyor? Bu şimdi hep gündemde olan sürdürülebilirlik ne demek aslında finans dünyasında ve yeni iletişimleri üzerine konuşacağız. Arda Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii Yapı Kredi aslında ben deyince aklıma hep leylek gelir. onun leyleğiyle birlikte Yapı Kredi'yi tanıdık. Şimdi o günden bugüne baktığımız süreç içinde tabii çok şey değişti. Ama son iki yılı aşkındır bu global dünyayı da etkileyen işte pandemi süreci her şeyi birazcık teknolojik ve dijital platformlar üstüne çekmeye başladı. Tabii bunların en başında da finans sektörü geldi. İşte ödemeler, otomatik ödemeler, işte hesaplar, kitaplar falan derken ben bile iki sene önce hiç internet üzerinden bir şey yapmazken iki senedir vallahi bankaya bile uğrayamadan geçen bir zaman oldu. siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci? Finans sektörünün teknolojiyi ve dijitalleşmeyi aslında kullanımı tabii pandeminin çok öncesinde başladı. Türkiye'de finans sektörü özellikle yeni teknolojilerin kullanımı açısından dünyayla yarışır vaziyette biliyorsunuz. Bankacılık bence Türkiye'de çok iyi. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla da zaten hani pandemi ihtiyaçları veya pandeminin tetiklediği durumların ötesinde bankacılık sektörünün altyapısal olarak hazırlığı son derece nitelikli ve son derece doyurucuydu. Pandemi döneminde şöyle bir şey oldu. Aslında sizin söylediğiniz de en iyi örneklerden bir tanesi. Geleneksel iş yapmayı sürdüren bazı müşterilerimiz pandemi koşulları dolayısıyla aslında bankaların zaten hazırlamış olduğu bu altyapıyı kullanmaya başladı. Bunun geçici bir şey olmadığını da bugün itibariyle görüyoruz. Yani bugün sizi artık şubeye muhtemelen biraz daha zor yönlendiririz ama zaten alışkın olduğunuz mobil bankacılık üzerinden işlemlerinizi yapmaya devam edersiniz. Yani sayfalar da keyifli baktığınız zaman hani kolay ulaşılabiliyor. Hani birazcık problem görsem bırakırım da çok rahat hani seni yönlendiriyor falan filan böyle gayet iyi. Ya çok doğru çünkü müşteri deneyimi her şeyin ötesinde. Tabii. Şimdi bu teknoloji, dijitalleşme gibi konuları konuştuğumuzda bankada da bu işe bakış açısı aslında şu. Teknolojiyi sadece teknoloji olarak ele almamak, müşteriye bir fayda sağlamadığı sürece çok üst teknolojide olsa, çok kompleks bir teknolojide olsa gerçek anlamda müşteriye bir değer yaratmadığında aslında onu kullanmak konusunda istekli olmuyoruz. Doğru. Onun için evet teknoloji önemli. Dolayısıyla da teknoloji gerçekten hayatımızı kolaylaştırıyor. Pandemide gördük. Yani bizim işte QR'la mesela ATM'den para çekme temassız fonksiyonumuz, biz bunu pandemiden çok önce geliştirdik. Türkiye'deki ilk bankalardan biriyiz. Ama pandemide tamamen bir hani isteseniz olmayacak bir laboratuvar ortamında insanların temas etmeye çekindiği bir dönemde. Maalesef ben hatırlıyorum böyle mendillerle silenler, dezenfektan sıkanlar neler oldu ya? Tabii ki şubelerimiz pandemi döneminde hep açıktı. Müşteri hizmet vermeye devam ettiler. Ama bir yandan da o teknolojik üstünlük şube dışındaki çalışanların hemen bir anda, neredeyse birkaç gün içinde uzaktan çalışma modeline geçmelerine imkan sağladı. Bu da aslında bankaların önemli gelişkin kaslarından bir tanesi olarak ortaya çıkıyor. Onun için işte pandemideki tüketici davranışlarındaki değişiklikler, oradan farklılaşan ve tetiklenen konular, bankaların o döneme kadar geliştirdiği altyapılar ve bugün gittiğimiz noktada artık başka bir tüketiciden de bahseder durumdayız. Şimdi baktığımız zaman hakikaten yani müşteri de değişti. Yani ne kadar evet. Siz altyapı işte teknoloji deseniz bile müşterinin de bir takım alışkanlıkları değişiyor ki hani ülke olarak baktığınız zaman biraz gelenekselci bir yapıya sahip olmamıza rağmen baktığınız zaman. Peki bu süreç içinde iletişimde hiç bu pandemiye dönük, hani sürdürülebilirliğe dönük çalışmalar neler oldu mesela öyle bakarsak?
Şimdi şunu aslında çok hızlı yaptık biz. Pandemide gerçek anlamda müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzerine bütün hazırlığımızı yaptık ve buna yönelik olarak da iletişimlerimizi sürdürdük. Çünkü pandemi çok ekstrem bir durumdu. Pandemiyle birlikte müşteri ihtiyaçları çok farklılaştı. Dönem dönem çok acil ihtiyaçların çözülmesi gibi sorunlar ortaya çıktı. İletişimimizi o dönemde tamamen buna odakladık. Yani müşteri ihtiyacı, müşteri ihtiyacını karşılama, dolayısıyla rasyonel faydalar sunma, her koşulda yanında teknolojisiyle, kanallarıyla, hizmetleriyle, ürünleriyle ve aslında çalışanlarıyla her koşulda yanında olma hikayesini o dönemde gerçekleştirdik. Pandemi bir yandan da biliyorsunuz bugün çok sık tartışıyoruz her platformda sürdürülebilirlik konularını ama tabii ki sürdürülebilirliğin kendisi sadece pandemiden tetiklenmiş bir konu değil. Çok daha geçmişi var. Ama pandemiyle birlikte işte bu çevrenin, gezegenin, insanların yaşam koşullarının bir anda herkesin eve gittiği ortamlarda işte ekonominin, üretimin durduğu yerlerde tedarik zincirlerinin dolayısıyla da bütün bu yaşam ekosistemi diye düşündüğünüzde yaşamın kendisinin sürdürülebilir olması gibi konular daha da öne çıktı. Bugün çok sıklıkla tartışıyoruz işte sürdürülebilirlik zor söylenmesi bir şey. Bir de böyle birkaç kelime klişe oldu. Çok. İşte sürdürülebilirlik, amaca yönelik, işte son dönemlerde metaverse, işte NFT'ler falan filan. Yani bunlar böyle hani sanki böyle salatayın üstüne sos gibi muhakkak bir lafı ediliyor. Yani en azından evet benim de o konuyla ilgili bilgim var gibi. Ama birazcık içi boş bence. Ya evet kavramlarla oynamayı ya biz çok seviyoruz. Endüstri olarak da çok seviyoruz. Ama geçenlerde bir şey okudum. Beni bayağı düşündürdü. İşte son dönemde iletişim ve pazarlama dünyasının aslında sokaktan ve gerçeklikten uzak olduğu hiç böylesi bir dönem yaşanmamıştı gibi bir yorumdu. Elbette ki dijitalleşme, elbette ki metaverse gelişimleri ve bunun sağlayacağı faydalar. Çünkü neden? Biz markalar olarak zaten tüketici neredeyse oradayız. Ama tabii bunun da markalar açısından akıllı yapılıyor olması gerekiyor. Lazım. Dolayısıyla da çok temel fiziki problemlerimiz varken bu problemleri tamamen göz ardı edip sanal dünyalarda yaşamak için bu kadar hevesli olmayı kişisel olarak çok pragmatik bulmuyorum. Evet bunlarla ilgili hazırlıklar yapılmalı ama sürdürülebilikten bahsediyorsak eğer ki sürdürülebilik dediğiniz gibi işte çok ağaç çiçek böcek konusu değil. İşte ne bileyim eriyen buzulların üstündeki kutup ayısı konusu değil. Evet bunlar da bir konu. Evet gezegen çok kritik. Ama insanla ilgili dertlerimiz var dünyada. Gezegenle ilgili dertlerimiz var. Ve her şeyi sarmalayan ekonomi kendisinin de sürdürülebilir olması lazım. Dolayısıyla üç bacaklı en düşündüğünüzde... En başta o geliyor zaten. Evet. Yani üç bacaklı bir masada ekonomi, insan ve gezegen dengeli halde yürütülmez ve yönetilmezse işte o masanın sağlam kalma şansı da çok yok. Şimdi öyle söyleyince sen hani işte bir takım yapılanmalar falan mesela şubeleşme herhalde çok fazlalaşmadı diye düşünüyorum bu dönemde. Hatta bazı şubelerin bile birleştiği dönemler de oldu değil mi? Yani öyle de bir hizmeti belki teknoloji anlamda vermek ama böyle bir iki şubenin de kendi içinde birleşmesi söz konusu oldu. Her yerde olduğu gibi. Yani birçok ajans da ona bakarsan işte o 1000 metrekareler, 2000 metrekarelerden artık toplantı salonlarına geçtiler bazıları falan. Doğru. Yani böyle bakıldığı zaman bir tasarruf yöntemi olmasına rağmen hizmetin aynı şekilde veya gelişerek de devam etmesi gerekiyor. Burada insan kaynağı ne diyorsun? Yani insan kaynağının önemi çıkıyor. İnsan kaynağı çok çünkü önemli. Çünkü bir kişiden birkaç şey bekliyorsun bazen. Ya insan kaynağı gerçekten çok önemli. Çünkü bir yandan da şunu unutmamak lazım. Hizmeti sunan insanlar da aslında tüketicilerle aynı koşullarda yaşıyor. Tabii. Yani pandemi döneminde insanlar evine çekildiğinde aslında sahada hizmet veren insanlar aynı hastalık
korkusuyla, korkusuyla tabii karşı karşıya hizmet verdi. Şimdi bir kere bu bence herkesin gerçekten takdir etmesi gereken bir şey. Doğru. Sadece bankacılık sektörü için de değil. İşte hani pek çok sektör için benzer şeyi söyleyebiliriz. O dönem gerçek anlamda hani yükü sırtlananlar için söylüyorum. Şimdi bankacılıkta yani işte dijital her ne kadar ciddi anlamda bütün sistemin kendisini domine etse ve aslında sizin gibi belki bariyerleri olan insanları bile işin içine alsa mobil bankacılıkla, şubelerin önemi veya şubelerin temas noktası olarak kullanılması etkililiği evet azalmıyor Ender Bey. Evet, bir takım verimlilik hesapları yapılabilir. İşte çok yakın şubeler birleştirilebilir. Büyük metrekareli yerler ufaltılabilir. Yani bu verimlilik hesapları her zaman yapılıyor. Yeni konuda değil. Hı hı. Ama şubeler pandeminin ilk günlerinde insanlar gerçek anlamda zaten sokağa çıkamazken elbette şubelerdeki trafik de çok çok azaldı. Doğru. Ama bugün dönüp baktığınızda hayat normalleştiğinde eski pratiklerinde olmasa dahi, eski trafiğinde olmasa dahi şubelerin pek çok noktada farklı üstünlükleri de devam ediyor. Tabii. Bu ilişki ve temas noktasında farklı ürünlerle ilgili olarak şubelerin farklı mesela kasları var. Özellikle mesela bireysel konular çok birebir ilişkiye dayalı. Evet, yani danışmanlık konuları öyle, işte kredi konuları öyle, yatırımlarınızı nasıl değerlendireceğiniz konusu öyle. Yani çok nitelikli yatırımcılar için bunlar çok uzaktan halledilebilir konular olmakla birlikte bir danışmanlığa ihtiyacı olan, hı hı, yönlendirmeye ihtiyacı olan insanların yine en büyük aslında adresi, en sağlıklı adresi şubelerimizde oradaki deneyimli arkadaşlarımız oluyor. Evet, bütün bunlar çerçevesinde tabii bir de işin iletişim boyutu var. Şimdi tabii baktığımızda pandemi sürecinde birçok banka belki planladığı reklam kampanyalarını yapamadı veya revize etmek zorunda kaldılar. Ve ona göre işte işi daha dijitalden, daha uzaktan kumandayla çözülebilir çalışmalar yaptılar. Sizde bu tip çalışmalarda ne oldu? Bir de benim aklımdaydı, onu da unutmadan mesela şu VADA'nın hikayesini de bir dinleyelim. Çünkü o şeyde background'da dönen DSF'lerde VADA'yı da gördüm çünkü. O da bankacılıkta bir ilk, doğru, kullanımdır değil mi? Böyle bir simgesel objenin. Çok doğru. Yani VADA'dan başlarsak, VADA işte World'ün geçtiğimiz yıl 30. yılını kutladık. Dolayısıyla hani Türkiye'nin işte ilk kredi kartı olarak ve bugün de liderliğini sürdüren kredi kartı olarak milyonlarca müşterisine hizmet veren, adeta hani cüzdanlarında hani aileden biri olarak gözüken, hı hı, enstrümanlardan bir tanesi. VADA da aslında öyle. Şimdi bir araştırma yaptırdık VADA ile ilgili. Çünkü VADA evet biraz hani biraz yaşlı olabilir, eski bir, çünkü aslına bakarsanız kalıp olabilir. Kalıp olabilir. Oysa işler daha gençleşiyor, daha dijitalleşiyor falan filan. Ama öyle değil. Gördük ki 7'den 70'e hakikaten VADA'nın tüketici nezdinde gerçekten büyük bir sempatisi var. Asla negatif bir şeyi yok, algısı yok. Son derece pozitif. Bir kısmı çok çocuksu bulurken bir kısmı son derece sempatik ama sevimli buluyor. Dolayısıyla çok iyi bir marka aseti haline gelmiş durumda. Yani bugün sadece VADA'yı 5 saniye çıkarttığımızda belki onlarca saniyelik reklam filmi hazırlamak yerine onun ağzından mesajı verme şansımız var. Bu işte yıllardır bu tarafa yapılan düzenli yatırımın, işte tutarlı iletişim planlamasının, VADA'nın konumlanmasının, hı hı, aslında önemi. Dolayısıyla VADA'yı biz de yıllar içinde revize ederek aslında kullanmaya devam ediyoruz. İşte VADA konuşmuyordu, sadece VADA diyordu. İşte 2 yıl, 3 yıl önce konuşturmaya başladık artık. Hı hı. Kendini ifade edebilen bir VADA haline geldi. Daha teknolojik bir VADA oldu. İşte World Mobile'le o teknolojisini daha da taçlandırdı falan. Dolayısıyla da iletişimde onu günün koşullarına yönelik uyarlamaya ve oynamaya devam ediyoruz. Pandemi dönemindeki iletişim planlamasına gelince, ya her şeyi durdurduk ve her şeyi uyumladık. Önceliklerimizi değiştirdik ve çok hızlı adapte olduk. Çok hızlı üretim yaptık.
Bizim ana reklam ajansımız Rafineri, o dönemde hiç olmadığı kadar birlikte mesai yaptık. Dolayısıyla müşteri ihtiyaçları, bankanın iş planları ve onun karşılığına gelmek durumunda olan iletişimin hazırlığı konusunda çok dinamik, çok hızlı ve çok aslında verimli bir süreç geçirdik. Onun için çok sayıda malzeme yaptık. Çok farklı mesajlar indirdik. Bunları dönemsel olarak kalibre ettik. Ve gerçek anlamda aslında o dönemi biraz müşterileri bu konuda, bu dönemi iyi geçirmeleri ve rahat geçirmeleri konusunda bizden aldıkları servislerle ilgili olarak aslında bilgilendirmekle geçirdik. Peki en ağırlıklı mecra olarak ne kullandınız? Aslında karma olarak baktığınızda yine işte her şeyi kullanıyoruz, her şeyi kullanıyoruz ama öyle değil. İşte evet, yani MES'te televizyonla çıktığımız ama sonra detayda özellikle dijitalde birebir aslında kişiselleştirerek indirdiğimiz ve mesajları çok fazla böldüğümüz, farklı kitlere pek çok mesajı indirdiğimiz bir dönem yaşadık. Çünkü o dönem insanlar bir de şeyi de çok iyi biliyoruz, işte evlerdeydi. Televizyon izlenirliği ciddi anlamda arttı. Dolayısıyla mecranın işte efektif kullanımı bizim açımızdan kritik hale gelmişti. Ama dijital tarafta da özellikle insanları daha aksiyona geçirecek ve hemen işlemlerini yapmalarını sağlayacak. Dolayısıyla da tetikleyici iletişimleri. Birazcık da alıştırma yani işi cazip hale. Evet. Dönüştürme. Çünkü yani evde oturan Ender Bey için bankacılık işlemlerine aslında bir cevap veriyorsanız siz dijitalde, aynı zamanda işte e-ticaretinde dışarı çıkmadan market alışverişi içinde ürününüzle o da müthiş gelişti. Olanak aynen sağlıyorsanız işte oradaki o aslında şeyi döngüyü çarkı aynen kapatmış oluyorsunuz. Evet. Aslında ilginç bir döngü dediğin gibi yani yapamadığımız pek bir şey kalmadı. Her şeyi dijital ortamdan yapabiliyoruz. Şimdi sen sürdürülebilirliğe biraz takmış ve bayağı bir üstünde duruyorsun. Çünkü ben de bazı kelimelerin yani sürdürülebilirliğin aslında tam yapılıp yapılmadığı veya sadece bunun lafta kalmaması gerektiği düşünceyim. Herkes güzel bir kelime gibi kullanıyor ama yapıyor mu? İşte o önemli. Burada YouTube ve podcast projelerinden bahsetmişsin. Tam da zaten yeri ve zamanı yani dijital platformlar. Oralarda ne gibi şeyler yapıyorsunuz? Şimdi bu yani sürdürülebilirlik meselesinde ben esas sorumluluğun iletişimcilerde olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü işte çevreyle ilgili, iklimle ilgili, iklim kriziyle ilgili konuları bugüne kadar işte bilim insanları belirgin seviyede üstelik de verilerle anlattı. Ama eğer iletişimciler, pazarlamacılar, işte tüketici içgörüleriyle insanlarda davranış değişikliği sağlayan insanlarsa mesleki anlamda ben bu gücün sürdürülebilirlik anlamındaki dönüşüm için kullanılması taraftarıyım. O da nasıl? Şu, artık bu konuların ciddiyetini yani mış gibi yapmak yerine gerçekten sağlıklı bir gelecek için hani klişe bir laf da söylemiyorum ama hani çocukların ve torunların daha iyi bir dünyada yaşaması için bazı şeyleri bugün itibariyle günlük yaşam pratiklerimiz olarak ya değiştirmek ya son vermek ya üstüne oturup düşünmek gibi bir durumumuz ve zorunluluğumuz var. Diyorum ya sürdürülebilirlik sadece iklim çevre konusu değil. Ama insan ilişkilerinde, beşeri ilişkilerde de bunları dikkat ediyor olmamız, işte toplumsal cinsiyet eşitliği. Evet. Ya son galiba dünya ekonomi forumu. Sizin He for She diye de bir kampanyanız aynen, yani, var o konuda. Ya, Koç Holding'in çok önem verdiği konulardan bir tanesi toplumsal cinsiyet eşitliği. Yapı Kredi olarak bizim de son derece kritik bulduğumuz konu. Pek çok çalışmamız var. Ama mesela son veriler şunu gösteriyor. Dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için 136 yıl gibi bir süreye ihtiyaç var. Kadın ve erkek arasındaki temel eşitliğin sağlanması için. Ve bu İşte pandemi sürecinde daha da gerilemiş durumda. Yani örneğin pandemi sürecinde tüm dünyada kadınların iş gücünden çekilme oranına baktığınızda bunun en fazla gerçekleştiği ülke Türkiye. Bizden sonra İtalya geliyor. Şimdi bu konular mesela önemli. Yani evet iklim, çevre vesaire diyoruz ama bir yandan da toplumsal meselelerimiz var. Ve bunlarla ilgili iletişimcilerin bu konuları anlatmak,
Bunlarla ilgili farkındalık sağlamak, bunlarla ilgili dönüşümü tetiklemek, bununla ilgili platformlar sunmak sorumluluğu var diye düşünüyorum. Ve biz de buradan hareketle bütün bu konuları, bütün bu konteksti aslında insanlara anlatacağımız, aktaracağımız, onların günlük yaşam pratiklerinde dönüşüm sağlamayı amaçladığımız aslında platformlarda bilgiler indiriyoruz. İşte sürdürülebilirliği konuşalım şeyimiz var, podcast serimiz var. İşte sevgili Yekta Kopan moderasyonunu yapıyor. Turizmden modaya, sanattan aslında gıdaya kadar nasıl daha sürdürülebilir yaşam pratiklerine sahip olabiliriz? Bunların mesai ipuçları veriliyor. Sürdürülebilirliği konuşalım diye ayrı bir podcast kanalımız var. Burada çok temel konuları, çok hakikaten kavramsal olarak da açıklamaya çalıştığımız bazı konuların içini açmaya çalışıyoruz. Ki biliyorsunuz kavramlara boğulup veya kavramların evet, içine atıp insanları... Evet, orada da kaybolmamak lazım. Boğma gibi bir yeteneğimiz de var. Ağzınıza sağlık, valla. Şöyle bir finans yolculuğu yaptık. Bunun yanında da içinde yaşadığımız dönemdeki gerçekleri konuşmuş olduk. Ağzınıza sağlık, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, çok keyifliydi. Evet sevgili izleyiciler, bir reklam arkası ekstranın daha sonuna geldik. Hepinize iyi pazarlar diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere, sağlık ve mutlulukla kalın.